Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Şubat ayından bu yana Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı konuşuyoruz. Bu savaşın hep askeri yönünü, savunma sanayini sizlere anlattık. Ama bir de olayın sivil tarafı var. Çünkü en azından savaş kadar gökyüzünde bu sivil hava yolları, uçuşların durması, uçuş yasakları, kapanan sahalar, geri çağrılan uçaklar diye de çok çok bir önemli bir bölümü var. Bu videoda size savaşın sivil hava yollarına, havacılık sektörüne yansıyan tarafını size anlatmaya çalışacağım. Hatırlayacaksınız, savaş başladı. Şubat ayının hemen 24'ünde gece 02:45'te Ukrayna Rusya'nın saldırması nedeniyle hava sahasını tüm sivil uçaklara kapattı. Bu arada hatırlayacaksınız, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 2 Airbus A400M tipi askeri nakli uçağı da Kiev'deydi. Halen bu uçaklarımız orada bekliyor. Uçuş ekibi ise Kiev'deki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne gitmişti. O ekiple birlikte, elçiliğin boşaltılmasıyla birlikte tekrar sınıra yakın bir bölgeye uçuş ekibi de gitmiş durumda. Tabii ki o bölgenin vurulmaması Rusya'ya, Türkiye tarafından iletildi. Böyle de bir detayı bu videoda vermemize gerek var. Bu savaşın başlamasıyla birlikte bölge hava trafiğine kapandı ve önce İngiltere, arkasından da Avrupa Birliği Rusya'ya uçuş yasakları uygulamaya başladı. Kısa sürede uçuş yasağı uygulayan ülke sayısı 36'ya kadar çıktı. Bugün Rus tescilli hava yolları, Rus tescilli özel uçaklar dahil Avrupa hava sahasına girmesi neredeyse engellenmiş durumda ve bu tabii ki Rusya için çok çok önemli bir durum. Günümüzde hava yolları baktığınız zaman ekonomik çarkları döndüren çok önemli bir güç. Turizm onunla dönüyor, iş insanları seyahatlerini yapıyorlar. Etnik olarak adlandırılan, yani akraba ziyaretleri bu şekilde gerçekleştiriliyor. Ve Rusya'da çok büyük bir ülke. İnsanlar meraklı yurt dışına gitmeye, örneğin Türkiye'ye 5 milyonun üzerinde Rus turist geliyor her yıl. Bunlar önemli faktörler ve Rusya'nın tabiri caizse dünya ile olan bu bağlantısı kesilmiş durumda. Şu an Rus uçakları Belarus'a uçabiliyorlar, Türkiye'ye uçabiliyorlar. Aynı zamanda bazı ülkeler Moskova seferlerini yapabiliyorlar. Bir de olayın bu uçuş izni tarafı var. 36 ülke uçuş izinlerini Rus şirketlerini iptal ettikten sonra Rusya'da karşı bir adım attı ve bu ülkelerin uçaklarına hava sahasını kapattı. Yani bugün örneğin Helsinki'den kalkan Finlandiya hava yollarına ait bir yolcu uçağı Japonya'ya uçacağı zaman Rus hava sahasını kullanıyordu. Buradan uçamıyor. Yani yaklaşık uçuşunu neredeyse 5 saat arttırdıktan sonra yukarıdan, kutuplardan dolaşarak Japonya'ya gitmeye başlıyor. Bunlar da her iki taraf için çok ciddi bir maliyet artışı anlamına geliyor. Yani bir yolcu uçağının 1 saat fazladan uçması demek, küçük Boeing 737 veya Airbus A320 gibi tek koridorlu uçaklarda ortalama 4000 dolara mal oluyor. Uçak büyüdükçe saatlik ekstra uçuş 20 bin dolara kadar çıkıyor. Bu durumda Türk Hava Yolları İstanbul'dan kalkan bir uçak normalde 2 saat 15 dakika 2,5 saatte Moskova'ya varırken şimdi Ukrayna hava sahasının etrafından dolaşıyor. Ağırlıklı Doğu Avrupa üzerinden Rus hava sahasına giriyor. Rusya için bu bölgelerde kapalı. Rus şirketleri Türkiye'ye uçacakları zaman adeta Karadeniz'i dolaşarak, Kırım'ın etrafından Karadeniz'i dolaşıyor. Gürcistan üzerinden Türk hava sahasına giriyor. Onların da uçuşları yaklaşık 1-1,5 saat uzamış durumda. Bunlar hep ekstra maliyet. Olayın bir başka boyutu ise uçak finansmanı, yani leasing olarak adlandırılan sektörde yaşadı. Bugün hava yollarına baktığınız zaman uçakların çok önemli bir kısmı kiralıktır. Yani hava yolu şirketi liste satış fiyatı 100 milyon doların üzerinde olan bir uçağı pek fazla satın almaz. Finansal kiralama gerçekleştirir ve bu finansal kiralamayla birlikte 10 yıl 15 yıl bunun borcunu veya 20 yıl bunun borcunu öder. Daha sonra filosunu alır veya satın alma opsiyonu yoksa da kiralık olarak dönemsel 1 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık bu uçakları kiralar ve bu şekilde operasyonunu yapar. Uluslararası finansal kiralama, lessor deniyor buna havacılık sektöründe, şirketler Rusya'ya yapılan kiralama operasyonunu durdurdu. Bunu sigorta şirketlerinin engeli izledi. Yani sigorta şirketleri de bugün Rusya üzerinden yapılacak uçuşlara izin vermez durumda veya ekstra maliyetler, teminatlar ödenerek bu uçuşlar gerçekleşebiliyor. Bu nedenden dolayı bazı Rus havayolu şirketlerinin uçaklarına dünyanın farklı yerlerinde el konulmaya başladı. Rusya hemen bir karşı adım attı ve Rus şirketlerinin bütün yurt dışı seferlerini yasaklamaya gitti. Bunlar batılı uçaklar, yani Boeing'ler, Airbus'lar, Embraer'lar, ATR'ler veya Bombardier ürünü uçaklar için geçerli.
Bunun sonrasında da bazı yabancı şirketler, işte bunlardan biri Türk Hava Yolları veya diğer Belarus şirketi veya Sırbistan Hava Yolları bir şekilde Rusya'ya uçuyor. Bu tür şirketlerle bu bağlantılar sağlanmış durumda. Şimdi geçtiğimiz günlerde de Rusya lideri Putin bir adım attı. Rusya vergi avantajı nedeniyle birçok ülkenin ülkedeki uçakları, örneğin Bermuda gibi farklı noktaların, ülkelerin tescillerine geçirirken bunları tekrar Rusya kendi üzerine almaya başladı. Şimdi tabii ki bu adımlarda farklı yaklaşımlar da var. Nedir mesela bunlar? Uçak leasingleri aynı zamanda dünyadaki finansal dönüşler için de çok önemli bir nokta. Bir uçağın kirası aylık 200 bin, 300 bin, 400 bin, 500 bin dolara kadar çıkıyor. Daha fazla olabiliyor veya daha aşağıya. Tamamen uçağın fiyatıyla ilgili bir durum, yaşıyla ilgili bir durum, yapılan anlaşmaya göre hareket edilmiş bir durum. Bu finansmanlar da Rusya tarafından ödenmiyor. Malum Rusya zaten bu krizle birlikte Swift olarak adlandırılan dolar veya euro para akışını da durdurmuş durumda. Bunlar nereye doğru gidecek? Bunun karşılığında da belirli bir süre sonra bu finansal kiralamayı gerçekleştirilen şirketler de batmaya başlayacak. Bunların da etkileri finansal olarak ağır bir şekilde hissedilmeye devam edilecek. Peki Türkiye bununla ilgili ne yapılabilir? Şimdi Türkiye için Ukrayna ve Rusya gerçekten baktığınız zaman İki ülkeleri de çok derin ilişkileri var. Yılda 5 milyondan fazla Rus turist Türkiye'ye geliyor. Yani her 4 turistten bir tanesi Rus. Rusya ile yıllık 9 milyar dolarlık bir ticaretimiz var. Doğalgaz alınıyor, petrol alınıyor veya geçmişte olduğu gibi S-400 hava savunma sistemleri alınıyor. Bir tarafta da Ukrayna var. 2.3 milyon Ukraynalı turist geçen yıl Türkiye'ye geldi. Ukrayna ile 4 milyar dolarlık bir ticaretimiz var. Milli savunma konularında örneğin helikopterden İHA'ya farklı farklı motor alımları gerçekleştiriliyor. Milgen projesi var. Bayağı bir sağlam bir ortaklık var ki geçtiğimiz günlerde bu videolarla da size detaylarını anlattım. Şimdi Türkiye bir tarafta Ukrayna, bir tarafta Rusya ortada durmaya ve diplomatik açıdan bu krizi yönetmeye çalışıyor. Ve aynı zamanda da bu uçaklar için Türkiye bir açış noktası. İşte bulunduğumuz İstanbul Havalimanı önemli bir nokta. Muhtemel önümüzdeki günlerde Ruslar belki de Türk Hava Yolları ile buraya girip dünyaya uçmaya başlayacaklar. Ruslar da bu arada bir adım attı. Airbus Boeing değil ama kendi ürettikleri Sukhoi Superjet SSJ-100 mesela veya daha eski Rus uçaklarıyla buraya gelecekler. Buradan belki Türk Hava Yolları ile Türk şirketleriyle dünyaya doğru açılacaklar. Belki bu kriz bu şekilde bir nebze de olsun etkileri azaltılacak. Biraz önce SunExpress Hava Yolları'nın basın toplantısına katıldık. SunExpress Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları bize krizin etkileriyle ilgili son gelişmeleri anlattılar. Şimdi tabii bu yılın en önemli konularından biri bu Ukrayna Savaşı. Kuşkusuz çok pazarlar etkilenecek. Bir tarafta Türkiye'ye en fazla turist yollayan Rusya var. Arkasından Ukrayna geliyor. Genel olarak turizmi nasıl görüyorsunuz? Antalya bölgesi özellikle ne kadar etkilenecek bundan? Tolga, tabii Ukrayna'da yaşanan insani dramla alakalı herkes kadar biz de kaygılıyız. Turizm önemli ve güvenin, insanların bu ulaşımla alakalı güvenlik risklerini değerlendirdikleri bir unsur. Bu yönüyle konuyu çok yakından takip ediyoruz. Ama SunExpress üzerinde konuşacak olursak, SunExpress'in Ukrayna ve Rusya'ya olan trafik akışı minimum. %1-1.5'larda. Bu sene bu compliance perspektifinde uygulanan ambargolarla alakalı, sigortalarla alakalı bir operasyonumuz olmayacak. Ama SunExpress'in 2022'ye dönük, biliyorsunuz kuruluş amacı SunExpress'in bugüne kadar da yaklaşık %50'yi aşan bir kapasite Batı Avrupa, Almanya coğrafyasına kapasiteyi teşkil eden bir yapı SunExpress. SunExpress 2022 yılında 2021'e göre %50'yi aşkın bir kapasite koymuş durumda. 33 bin uçuş var. Bu yıl peki ne umuyorsunuz yolcu sayısı olarak? Tabii 2021'de 6 milyon yolcu taşımışız. Bu yıl 9.1 yolcu taşıyacağız. 9 milyon üzerinde yolcu taşıyacağız. Biliyorsunuz 2019 yılında 10 milyon rakamına ulaşmıştık. Dolayısıyla 10 milyona yaklaşmakta çok çok önemli mesafeler alacağımız, geçen sene göre %53 büyüdüğümüz bir mevzudan bahsediyoruz. Bununla alakalı bu bir öngörü. Yalnız şu ana kadarki Mart dahil performansımız bunu destekliyor. Şurası çok önemli. Tur operatörü ve acentalarımızdan yaza dönük rezervasyonlarla alakalı 2019'un halen daha %20
üzerinde talep geliyor. Öyle. Tabii Ukrayna krizi dediğimiz gibi önemli bir endişe meselesi. Bunun yanında yine bununla ilintili olsa da yakıt göstergeleri ciddi anlamda endişe verici. Fiyatların, yakıt fiyatlarının yolcuya yansıtılması konusu mevzu bahis. Gerçi SunExpress bu konuda da gereken tedbirleri aldığımızı biz düşünüyoruz. %60 oranında bu yaz kapasitemizin full hedge yakıtlarımızı sigorta etmiş durumdayız. Ama yine de endişeli takip ettiğimiz bir konu bu, bir madde bu. Ama dediğimiz gibi rezervasyon akışlarımız gayet olumlu, beklentilerimiz olumlu ve yüksek. Bir de şunu vurgulayabilirim, Turizm Bakanlığımız, TGA, Ulaştırma Bakanlığımızla ciddi koordinasyon toplantıları yapılıyor. Geçmiş birkaç yılda pandemiyle alakalı çok olumlu politikalar ve uygulamalar hayata geçmişken şu an Antalya'nın tekrar eski günlerine kavuşmasıyla ilgili hazırlık toplantıları çok verimli devam ediyor. Ukrayna krizi konusuyla alakalı toplantılar devam ediyor. Antalyalı bir uçucu olarak Antalya'da 2 haftada bir bununla alakalı koordinasyon toplantılarımız var. Otellerimiz burada, efendim Turafet burada, Aktop burada, vali, belediye başkanı, ilgili tüm paydaşlarla Antalya'da havalimanı efendim işletmecimiz orada. Yazda nasıl hazırlık yaparız? 2019'a yaklaşacağımız aksiyonlar neler olmalı? Etkili toplantılarla bu yaza büyük oranda hazırız. Son hazırlıklar bitmek üzere. Bir başka önemli nokta da alternatif pazarlar. Çünkü SunExpress bu yaptığı adımla birlikte yeni uçak siparişleri var. Rusya ile Ukrayna'ya çok fazla uçmuyor SunExpress ama bu kapasiteyi nerede kullanacak? Yeni bir planlama yaptı SunExpress. Uçuş sayılarını arttırdı. Geçen yıl yaklaşık 16 bin sefer gerçekleştirmişti. Bu yıl 33 bin sefere bu yükseltiliyor. Taşınacak yolcu sayısı da 6 milyondan 9 milyonun üzerine çıkartılması planlanıyor. Bir de verilen Boeing 737 Max uçağı siparişleri var. Onlarla da ilgili yaklaşımını beraber izliyoruz. SunExpress Hava Yolları Genel Müdürü Max Kovnatski krize rağmen büyüdüklerini söyledi. Son 1 yıllık dönemde 9 adet Boeing 737 Max tipi yeni nesil yolcu uçağını teslim aldıklarını belirten genel müdür, yakıt maliyetlerinin arttığı bu dönemde ekonomik operasyon maliyetlerine sahip 737 Max'leri teslim almamız büyük önem taşıyor. Mevcut 737-800'lere göre Max'lerin menzili daha uzun. Yani Antalya'dan isterseniz Hindistan'a, isterseniz İzlanda'ya duraksız uçabilirsiniz. Bu imkan bizim yeni pazarlara açılmamızı sağlayabilir. Örneğin Hindistan bu açıdan önemli bir yere sahip olabilir. Antalya ve çevresi için yeni pazarlar hedefliyoruz dedi. Salgın 2 yıldır sivil havacılık sektörünü çok ciddi etkilemiş durumda. Şimdi de gündemde Ukrayna'daki savaş ve Türkiye'nin gerçekten yine etkilenecek bir durumlar var. Ama burada da farklı farklı avantajlar, yeni yeni adımlar, değişen pazarlarla Türkiye o rüzgarı devam ettirebilirse turizmini bu yıl kurtarabilme yetkisine, kurtarabilme ihtimali yüksek. Bununla da ilgili farklı farklı çalışmalar hava yolları tarafından, havalimanı işletmecileri tarafından, turizmciler tarafından yapılıyor. Turizm Türkiye için çarkları çeviren ekonomik açıdan çok çok önemli bir nokta, çok önemli bir gelir noktası. Milyonlarca insanımız ekmek yiyor, milyarlarca dolar Türkiye'nin kasasına bu turizm çalışmalarıyla giriyor. Önümüzdeki günlerde bunları göreceğiz. Detaylı haberler hem savunma hem sivil havacılıkta tolgozbek.com'da bizleri sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz. Bu tür videoların devam etmesini istiyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz veya bana info@tolgozbek.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki gün yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.